Kömür fiyatları çok yüksek. Bizim sattığımız ithal kömürlerdir. İthal kömürün torbası 150 milyon. Geçen sene kömürün torbasını 35 milyona veriyorduk. Bu sene kömürün torbası 150 milyon. Yani gayet çok pahalı. Milletin alım gücü düşüktür. Millet alamıyor yani. Allah yardım etsin yani. Fakir parayı zaten kömürü yandıran, odunu yandıran hep fakir kesimleridir. Hazırlık millet odununu, kömürünü alıyor. Bıçak hazırlıyor. Evet. Yani önümüzdeki zaman daha pahalı olur. Daha pahalı olur. Getirdikçe odun, kömür yükselir. Bundan sonra getirdikçe yükselir. Yani böyle kalmıyor. Geçen sene kışın mesela odunun tonu 3 milyara çıktı. Bu sene dur bakalım ne olacak? Bir de Şırnak'tan odun gelmezse odun gider 3-4 milyarı bulur. Adam geçen sene 1 ton almışsa bu sene 1,5 ton alıyor. Yükselecek korkusuyla mı anladın? Ya adam hem yükselecek korkusuyla, hem kışın odun yağıştır yanmaz. Şu anda odunu alıyor, adam içeri atıyor, kuruyor, odun kuruyor. Kışın rahatla yandırabiliyor. Peki biliyorsunuz kışın kömürden zehirlenen çok vatandaş oluyor. Bu konuda eğer uyarlarda bulunmak isterseniz, neler söylemek istersiniz? Yani vatandaşlar nelere dikkat etmeli bu konuda? Bizim sattığımız kömürlerden millet zehirlenmiyor. Hayır. Böyle bir şey yok. Bizim sattığımız kömürler ithal kömürüdür. Yani bizim sattığımız kömürlerden millet zehirlenmiyor. Millet bu vakfın dağıttık kömürlerden zehirleniyor. Millet bizim kömürlerden zehirlenmiyor. Herhangi böyle bir şey yok. Senelerde burada odunculuk yapıyor. Memleketimize hizmet ediyor. Şu anda odun, bir ton odunu 2200-2300 liraya satıyor. Geçen sene bu 1500 liradır. 1400 liradır. Bu sene apariyakta gelen zamda, işçilere gelen zamda, işçilikte %200 zam var. Kamyon boşaltmak olsun, odun kesmede olsun, odun işçisinden olsun, her şeyde %300 zam var. Akaryakıttan dolayı şu anda Türkiye'nin en ucuzu, 81 yılın en ucuz odunu Şanlıurfa'da satılıyor. Kömürüz Şanlıurfa'da satılıyor. Tayyip Baba'nın yerine bizim burada odun sıkıntımız yok. Eskiden para vardı, odun yoktu. Odun olmadığı zaman para olsa ne olur, olmasa ne olur. Şimdi vatandaşın cebinde parası var. Yani burada 1500 liradan 2300 liraya kadar çeşit çeşit odun var. İstediği odunu alıp götürüyor. Kömüre gelecek. Kömür geçen sene zaten 140-150 bin liradır. Bu sene de 140-150 bin liradır. Dolardan dolayı geçen seneki fiyatla bu seneki fiyat aynı sabittir. Şu anda bende iki çeşit kömür var. Biri 150 milyon lira. İthal biri de 120 milyon liradır. Milletin dediği gibi de girdi. Şu anda odun sıkıntısı memleketimizde yok. 81 ilin en ucuz odunu Şanlıurfa'da oduncu pazarındadır. Şimdi Türkiye'nin neresine giderse gir, bugün Manisa'da odun yerinde 1600 lira, 1000 lirada kira 2600 lira. Burada onu alıp getirip satmaya kalkarsak 3000 liranın üzerinde maliyet çıkar. Ama sağ olsun Güneydoğu'da getiriyoruz, Şırnak'ta geliyor, Sirt'te geliyor. Bildis'te geldik, Bingöl'de geldik, Diyarbakır, Malatya gibi yörelerde odunu temin edip odun sıkıntısı yok. Memleketimizde eskiden herkes istediği dakikada gelip odunu alıp götürebilir. Eskiden para vardı, odun yoktu. Vatandaş gece gelirdi, 83, 84, 85 yıllarında, 90'dan önce adam gece gelirdi, burada yatardı, 100 kilo, 200 kilo, 500 kilo odun. Para var ama odun yok. Odun var, bu sefer para yoktu. Şimdi Allah'a çok şükür, odun da var, para da var. Allah hükümetimizden razı olsun, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Her şey gül gülistanlıktır. Türkiye Cumhuriyeti'nde olan şey bugün Avrupa'da yok. Avrupa'nın hiçbir memleketinde kimse gidip de istediği yerde biberini, domatesini, balcanını
gidip taneden alayım. Ama biz gidip Allah'a çok şükür pazara getirdiğimiz zaman, fal pazarına getirdiğimiz zaman hepimizin cebi dolu, istediğimiz zaman istediğimiz şeyi bulabiliriz. Neymiş? Balık varmış. Balık diye bir şey yok. Balık nereden geliyor? Çiftçiden geliyor, esnaftan geliyor, oradan geliyor. Adam 100 liralık malı 500 liraya satmak istiyor. Buna hükmet ne yapsın? Bugün burada bu odunun bolluğu olmasa içimizde birkaç tane arkadaşımız var. Bir kilo odunu belki 3000, 4000 liraya satar. Ama çok şükür hükmetimizin sayesinde odunumuz da bol, kömürümüz de bol. Her şeyimiz bu. İstediğiniz zaman, istediğiniz dakika gelip alabilir. 74 yıllarını gördük. 74 yılında yaşadığımızı şimdi yaşasadık bugün kimse demezdi ki odun bağlı, kömür bağlı, et bağlı, şu bağlı, bu bağlı. Adam 20 litre mazot için köyünde rahmetli babama bir kova yoğurt getirirdi, yumurta getirirdi. Aman hocamız silop gider, şınardan size kömür geldiği zaman ya ben tarlamı süremiyorum, mazot yok. Her şey yokluktur. 20 litre mazot için adam köyünden gelip de sarayda yanımızda yatıyordu. Herat'tan gelen kamyonla 20 litre mazot alacak, gidecek, tarlayı sürecek. Sürdüğü zaman 20 litre mazot nerede bitirse hayat da orada bitirdi. Ama çok şükür bugün petrollerde mazot var, benzin var, tip var. Vatandaşın cebi de dolu. Gürgülistanlığın içerisinde yaşıyor. Odunumuz da ucuz, kömürümüz de ucuz, 81 ile göre her şeyimiz dört dörtlüktür, hiçbir sıkıntımız yoktur. Allah başlarımızda olanlardan, onları başımızdan eksik etmesin, Allah herkesten razı olsun. Peki, vatandaşın birçoğu akaryakıt fiyatlarından da şikayetçi, odun fiyatlarına yansıyor muydu? Akaryakıt fiyatlarına gelince vatandaş bilmiyor, bugün Avrupa'da, benim yeğenim bundan iki gün önce geldi, Almanya'da 2 euro 25 centtir. Avrupa'nın her yerinde bugün mazot, benzin 45 lira 50 liranın üstündedir. Türkiye'de 23 lira 24 lira. Eğer pahalıysa o zaman Avrupa'ya gelsinler. Avrupa'da ne var ne yok neyin nesidir bir görsünler. Ondan sonra gelirler burada derler ki Allah bu hükmetten de razı olsun. Allah bu başımızda olanlardan da razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Allah bizim ömrümüzden alsın. O adamın ömrüne gün versin. Türkiye gül gül İslamlı olsun. Sonra da biz evvelik hani dışarıda gene konuştuk. Adam kamyonun üstüne bir milletin gelip yaşadı. Biz burada milletvekilimiz bir millet gelip açtık. Nasıl olacak? Hani insanında bizden fazla yanaşamıyor. Ancak parası çok olan, durumu olan bir adam misafire bir yardım etmişe gelip onda 200 lira masrafı var. Dediği, farz ediyor hani 1950, 50 bin yendirmesi filesi 2000. 200 bin şey, nakliyatının kadarı 2200. 300 demesek ben ne kazanacak bunu? 100 lira para mı şimdi? 40 bin lira ambarın kirası var. Ne yapalım evlatım? Güzel söyleyeyim. Yani millet böyle değil, pahalı değil, bir şey değil mi? Bizim de elimizde bir de o kadar para bağlı yakışıyordu. Satılmadım da bize biraz gelmiş ben inşallah. Peki vatandaşlar kışa hazırlık olarak gelip alıyorlar mı? Kışa hazırlık olarak zaten sezon şu anda vatandaş gelip alıyorsa şu anda gelip alıyor. Yani kışın gelip alıyor, kışın gelip alırsa 3.000-3.500 arasında bir fiyat dönüyor. Geçen yıl mesela bulamadığımız odunu millet fiyatına getirmeye başladı. Biz bu meşe odanın fiyatına 2.000-2.300 lira kamyonla almaya başladık. En son 3.000-3.300'e veriyorlar. Peki bu süreçten sonra fiyatlar daha da çok artar mı? Vallahi bu bir işten artacak. Yani kışın 3.000-3.500'ü bulur da şu anda gene 2.000-3.300 arası fiyatlar gene yükselir. Peki kömür ne durumda? Kömür 3 arasında. Geçen seneki fiyattan bu senek fiyatı arasında giderli zam var. Artı evvelki sene fiyata bakarsan %13 zam oldu. Yani %13 zam oldu. %30 milyon zam geldi. 30-35'e veriyor. Sonra %60 milyona veriyor. Şu anda sana gelmez. Ondan dolayı şeyler evimler kömürü alamıyor yani. Ben müşterilerim hiç yoklarına kadar babamla beraber çünkü 4-5-7 çorba kömür sağlardık o zamanlardan. Şimdi kim sağlamıyorlar. O zaman o zaman 3.000-4.000'e geliyordu onun. Şimdi kamyonun içinde 6.000-7.000 lira fiyat tutuyordular. Onu kim aladı?
Yaşanan bu kömür, kömür ve odun camları akaryakıttan bağlı diyeceğim. Akaryakıttan da bağlı abi, akaryakıttan etkilemez zaten bu camlar ne olsun. Adam oradan geliyordu bize 220-240 bine nakliye olarak nakliye tonla başına geliyordu. Adam geçen gün geldi bana diyor 450 bine aktarıyorlar. Ya babam mıdır, babamla konuşuyorduk. 450 bine diye benim paramı hesapla diye benim de param yok. Para olmasa da mal alamıyorsun. Bazı müşteriye de burada vermiyor dedim, adam kızıyor bize. Bu çiğde biz nasıl burada verelim? Biz de vatandaş haklısıyız da.